Milyoner kafa yapısı zengin insanların, milyoner insanların, başarmış insanların düşünce kalıplarını benimsemek, dil kalıplarını benimsemek, davranışlarını benimsemek, alışkanlıklarını kabul etmek, benimsemek ve hayatına uygulamak. Milyoner kafa yapısı aynı zamanda bolluk bilinci demektir. Yoksul insanların kafa yapılarıyla milyoner kafa yapısı arasında fark var sevgili arkadaşlar. Çünkü yoksul gibi düşünürsen yoksul gibi davranırsın. Yoksul gibi davrandığın zaman yoksul gibi yaşarsın. Eğer milyoner kafa yapısındaki insanlar gibi düşünürsen, o şekilde davranırsan sonuçta da milyoner gibi olursun. Yani sonucu daha kazançlı, daha bereketli olur. Arasında fark var. Bununla beraber yoksul insanların kafa yapısı, milyoner kafa yapısı arasında nörolojik uçurumlar var, değişiklikler var. Bir tanesinde hayır diyememek var. Örneğin yoksul insanlarda önüne geldiği zaman birisi hayır diyemiyor, evet diyor, söz veriyor, yerine getiremiyor. Ondan sonra kendini suçluyor. Öbür taraftan milyoner kafa yapısına sahip insanlar rahat olduğundan dolayı çok rahatlıkla hayır diyebiliyorlar. Karşıdaki kişi kırılmış, darılmış, onun için önemli değil. Önemli olan ben bunu yapamam diyor. Kusura bakma, yetiştiremem diyor. Hayır diyor ve kafası rahat, gece rahat uyuyor. Bununla beraber özgüveni de yüksek oluyor. Neden? Çünkü hayır diyebildiğinden dolayı. Yoksul bilincine sahip insan ise problemlerin üzerine gitmiyor, çözmüyor. Halı altı ediyor onları ve halının altında birikiyor. Onu da biliyor zaten. Benim problemlerim çoğaldı ve ben bunu çözmedim. Bu sefer gece rahat uyuyamıyor. Onları düşünüyor devamlı. Dışarıdan bilinç kısmından düşünmese bile bilinçaltı devamlı çalışıyor ve vicdanen onu sıkıştırıyor. Bak sen yapmadın, sen beceremedin, suçluyor devamlı kendini. Ondan dolayı gelecekle alakalı endişeleri ve korkuları var. Bu taraftan da milyoner kafa yapısına sahip insan özgüveni olduğu için, söz verdiği zaman yerine getirebildiği için, yapamayacağı şeyi hayır diyebildiğinden dolayı kafası rahat, gece rahat uyuyor, kendini suçlamıyor, dirayetli, istikrarlı, disiplinli, kendine göre bir sistem kurmuş ve o sistemle ilerliyor. Kendi işini yapıp da milyoner kafasına sahip olmayan birçok insan tanıdım. Bundan birkaç hafta önce bizi birisi aradı. Bizim programlarımıza katılmak isteyen. Ve bu kişi şunu söyledi. Derdi şu. Ben aylık 1,5 milyon euro ciro yapıyorum ama ayın sonunu zor getiriyorum. Şimdi buradaki sıkıntı ne? Bu kişinin zihin yapısı yoksullara göre ayarlanmış. Yani milyoner kafa yapısı yok. Milyoner kafa yapısı olmadığı için devamlı yokluk yaşar, devamlı sıkıntı yaşar. Yani 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon euro hasılat yapsa bile, ciro yapsa da yine ayın sonunu zor getirir. Çünkü sistem o şekilde. Beyni yoksulluğa, kıtlığa ayarlanmış. Bolluğa ayarlanmamış. Milyoner kafa yapısında ise bolluk bilinci vardır. Ve beyninin sistemi olduğu için kazandığı parayı doğru yatırır, sistemi kurar ve ödemelerini ona göre yapar. Kıtlık yaşamaz. Ayın sonunu getirmeme sıkıntısı yaşamaz. Şimdi adam 1,5 milyon euro ciro yapabilir ama yoksulluk bilinci kafasında olduğu için, kıtlık bilinci olduğundan dolayı söz veriyor, yerine getiremiyor. Bu sefer ne yapıyor? Yüzü olmuyor, telefona bakmıyor. Çünkü söz verdiği yerine getiremedi ya. Yüzü yok karşı taraftaki insana cevap vermeye. O yüzden telefonlara bakmıyor. Veya insanlardan devamlı kaçıyor. Veya vicdan azabı çektiği için, kendini sürekli suçladığı için özgüveni düşüyor. Dışarıdan özgüvenini güçlü göstermeye çalışıyor kendine. Ama gerçekten özgüveni düşmüş ve kendini sürekli suçluyor. Gece yattığında gece rahat uyuyamıyor. Neden? Çünkü bilinçaltı onu devamlı suçluyor. Şimdi kıtlık bilincine sahip bir insan şöyle dua eder. Ben bir vakadan biliyorum, onu hemen örnek vereyim. Allah'ım bana bir ev ver, çatısı aksa da olur. Hazreti Allah ona ev veriyor ama çatısı da akıyor. Bu kıtlık bilincine sahip bir insanın yapabileceği dua. Milyoner bakış açısına sahip insan, milyoner kafa yapısına sahip insanların duası bile farklı. Çünkü o kısıtlamıyor kendini. O böyle küçük bir şey istemiyor. O büyük istiyor. Diyor ki Allah'ın diyor deryası var, denizi var, okyanusları var. Ben oradan diyor neden küçük bir damla isteyeyim? Vizyonu biraz daha geniş. Duaları bile geniş. Bakış açıları geniş oluyor. Dolayısıyla kısıtlamadan istiyor, kısıtlamadan hareket ediyor ve hayatına da bolluğu çekiyor. Şimdi bir kere milyoner kafa yapısına sahip olduğu zaman kendi işini yapan bir insan otomatikmen bütün engeller birden kalkıyor. Yani gümrük kapıları gibi. Hani Avrupa Birliği'nde daha önce gümrük kapıları vardı. Bir yerden bir yere, Hollanda'dan Almanya'ya ürün getirirken 1-2 saat beklemesi gerekiyordu. Zaman kaybı vardı. Şimdi bütün gümrük kapıları kalkıyor. Yani senin sınırların, zihnindeki limitlerin hepsi kalkıyor.
sen bolluk bilinciyle hareket etmeye başlıyorsun. Ve senin her işin rast gidiyor. Sanki şöyle düşün. Daha önceden arı güneşe doğru uçmaya çalışırken cama çarpıyordu. Cam onu engelliyordu. Ama cam ortadan kalkınca güneşe doğru uçmaya başlıyor. Milyoner kafa yapısına sahip insanlar da o şekilde özgürlüğe uçabiliyor. Bolluğu, bereketi yaşayabiliyor. Özgüveni gerçekten artıyor. Ve kendini suçlu hissetmiyor artık. Hayır diyebiliyor çünkü. Bir şey yapamadığı zaman, yapamayacağı zaman söylüyor. Kardeşim ben bu tarihte senin ürününü yetiştirebilirim. Direkt konuşuyor, açık konuşuyor, net konuşuyor. Çünkü o özgüvene sahip artık. Milyoner kafa yapısına sahip bir insan, unternehmer yani girişimci, bir müessese, bir kurum, başarılı bir şirket gibi hayata bakıyor. Önüne bir fırsat geldiği zaman hemen o fırsatı değerlendiriyor. Hızlıca kararlar verebiliyor. Doğru kararlar verebiliyor. Hemen aldığı kararları yerine getirebiliyor. Yani işi sürüncemeye bırakmıyor. Kararlı oluyor, istikrarlı oluyor. İşlerini ertelemiyor. Ondan dolayı mıknatıs gibi çekiyor. İnsanları, müşterileri çekiyor. Neden? Güven oluşturuyor çünkü. Milyoner kafa yapısı normalde zenginden zengine aktarılan bir sistemdir. Normalde böyle. Peki bu normal yoksul bilincine sahip insanlar da çalışır mı? Evet, çalışır. Aktarımı, fakirlik, kıtlık bilinci böyle aktarılırken sen gelip kendini geliştirerek yani bu eğitimi, milyoner kafa yapısı eğitimi alarak aktarımı nesillerinde durdurabilirsin. Bu öğrenilebilir bir şey. Nasıl sen araba sürmeyi öğrenebiliyorsan, bisiklet sürmeyi nasıl öğreniyorsan milyoner kafa yapısını da öğrenebilirsin. Çok basit. Biz milyoner kafa yapısını öğretmek için yeni bir eğitim çıkarttık. Online milyoner kafa yapısı eğitimi. Bu eğitimin hedefi kafandaki kıtlık bilincini kafadan çıkarmak. Sınırları çıkarmak. Arının önündeki camı kaldırmak. Eğer bunlar olursa birden otomatikmen her şey düzelmeye başlıyor. Hani otomatik kurulan çadırlar var. Küçücük bir çadır. Ama şöyle atıyorsun meydana, sistem kuruluyor. Çadır kuruluyor. Aynı o şekilde senin hayatın düzene giriyor. Milyoner kafa yapısı eğitimine katılırsa. Milyoner kafa yapısı eğitiminin amacı milyoner insanların davranışlarını, alışkanlıklarını, düşüncelerini sana aktarmak. Sana öğretmek ve bunu senin benimsemeni sağlamak. Milyoner kafa yapısını zaten benimsediğinde hayatın nasıl olacağını biraz önce anlattığım gibi değişeceğini biliyorsun. Milyoner kafa yapısı eğitimimiz çok kapsamlı. 7 bölümden oluşuyor. Yeni başladığı için lansmandan dolayı 3 tane de bonus ekliyoruz. Yani toplam 10 bölümden oluşuyor. Sen de bu eğitimle alakalı detaylı bilgi alıp eğitime katılmak istiyorsan hemen videonun altındaki linke tıklayarak ayrıntıları inceleyebilirsin. Eğitimimiz yeni başladı ama katılanlar hemen feedback vermeye başladılar. Çok memnunlar. Düşünce yapılarının değiştiğini bize feedback olarak söylediler. Sen de bu eğitimden kampanya ve indirimli fiyatlardan faydalanmak istiyorsan hemen şimdi videonun altındaki linke tıkla ve bu eğitimi satın al. Milyoner kafa yapısına sahip insanlar düştüğünde kalkmayı bilirler. Ağlamak değil, problem çözmektir hedefleri. Milyoner kafa yapısı eğitiminin hedefi sürdürülebilir bir başarıyı kazanmaktır. Mesela Elon Musk, Arnold Schwarzenegger veya Donald Trump gibi milyoner insanların veya milyarder insanların davranışlarını incelediğimizde bu insanlar tek bir işte değil birçok işte çok başarılı oldular ve tekrarlanabilir başarılar elde ettiler. Bunun sebebi de milyoner kafa yapısıdır. Şu gerçeği sana söylemek istiyorum. Hayat inişli ve çıkışlıdır. Yani pembe, toz pembe değildir. Sana altın tepside kimse bir şey getirmeyecek. Ama bu iniş ve çıkışta indiğinde tekrar yukarı çıkabilmektir asıl amaç. Bunun için de milyoner kafa yapısına sahip olman gerekiyor. Milyoner kafa yapısına sahip olmayan bir insana milyonları verseler birkaç ay sonra bütün elindeki milyonları kaybedebilir. Ama milyoner kafa yapısına sahip insanın elinden her şeyi alırsın. O 1-2 yıl sonra tekrar aynı yere gelir. Çünkü milyoner kafa yapısına sahiptir. Şuradakini kimse gelip alamaz. Şimdi sen de milyoner kafa yapısına sahip ol ve hemen hayatını şekillendirmeye başla. Şimdi bunun için aşağıdaki linke tıkla, eğitime sahip ol.